Işık verse 6 yaşındayken hastalandı. Gözleri görme yetisini kaybetti. Babası ona bir saz aldı. O da çok çalıştı. Türkiye'nin en ünlü ozanlarından birisi oldu. Hamide Kurt Güldoğan kısa mesafede koşuyormuş. Nedense engeli varmış. Dünyada ikinci olmuş. Beethoven 1770 yılında Almanya'da doğdu. Çocuk yaşlarda piyano çalmayı öğrendi. Klasik müzik dehası olan Beethoven genç yaşlarda işitme yeteneğini kaybetti. Beygüller Eeyore'un Kahramanmaraş'ta doğmuştu. Kürk yüzüdürü. Doğuştan iki kolu olmayan bir ayağı diğer ayağından kaşı olan yüzme sporcusudur. Türkiye'de ilk kez altın madalya kazanan sporcudur. Kazan Austin Carter 5 yaşındayken büyük bir hastalık sonucunda iki kolu ve iki bacağını kaybetti. Ama o vazgeçmedi ve büyüyünce büyük Amerikalı bir güreşçi oldu. Bu yıl girdiği 43 maçtan sadece 2 tanesini kaybetti. O bir güreşçiydi. Eşref Arman İstanbul'da doğdu. Doğuştan görme engelli Türk ressamıdır. Görmediği nesneleri maket modelleriyle, parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla çizmiştir. Merhaba, ben Seyra Nisa. Bugün sizlere Gültekin Yazgın'ı anlatacağım. 10 yaşında görme engelli olmuştur. Hukuk okuyarak avukat olmuştur. Görme engelli okullarında öğretmenlik yapmıştır. Türkiye Görme Engelli Kütüphanesini kurmuştur. Görme engellilerin eğitimine kendisini adamıştır. Bugün yazar Cemil Meriç öğreniyoruz. Hatay Reyhanlı'da doğdu. İlkokul öğretmenliği yaptı. Fransız Edebiyatı Dili bölümünü bitirdi. 38 yaşında hastalıktan dolayı gözleri görmez oldu. En ünlü kitabı Kırk Ambar'dır. 1987'de de hayatını kaybetti. Sümerya Bacı Eskişehir'de doğdu. Doğuştan kol yoktur. Yüzme sporunda Avrupa şampiyonu oldu. Emir Yaya sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur.